Merhaba Ömer. Merhaba İlker. Nasılsın görüşmeyeli? Mağaradan çıktın mı? Çıktım. Beni depresyonlara soktun. Niye? Ben kötümser miyim? Acaba ben kötü bir insan mıyım? Söylediklerim üzerine düşündün mü? Hayır tabii. Arkadaşlar hocamız dertli. Hocamız programı sona erdirmek istiyor. Bunu konuşalım Ömer. Neden sona erdirmek istiyorsun? Tadında bırak. İlkesi gereği. Yalnız tadında bırakanlar ertesi hafta penada başlıyormuş onu yapmadı. Aristoteles'in var esasında. Bitmesi lazım diye bir lafı var. Değen isteyene. Yani her şeyin bir noktada bitmesi lazım. Tabii. Aslında bundan konuşmak istiyorum. Fikirlerimizi söylemek ayıp mı? Senin fikirlerini yok, mi? Genel olarak bir insanın böyle şahsi fikirlerini çıkıp YouTube gibi ortamlarda söylemesi ayıp mı? Felsefi açıdan tabii. Ayıp, evet. Görüşmek üzere. Biz böyle büyütüldük çünkü. Biz böyle büyütüldük ve ben de kabaca doğru olduğunu düşünüyorum. Aslına bakarsın insan kendi fikirleri, kendi görüşleriyle bir yere kadar anlaşılabilecek sebeplerden ötürü bir tür aşk yaşıyor. Çok fazla sarhoş olmamak lazım. Yani birincisi fikirlerimiz çok değişiyor. İkincisi fikirlerimiz çok temelli fikirler değil ve temellilermiş ve biz böyle düşünüyormuşuz. Yani Allah'ın emri gibi onu savunacakmışız gibi bir tribe sokma momentumu var sözcükleri. Yani dil zorunlu olarak bizi tıpkı bir kurum gibi başladığı andan itibaren maksadını aşarak başlı başına bir momentum kazanabiliyor. Bunu en çok şeyde görürüz. Biriyle tartışırken kendini hiç savunmayacağım bir pozisyonu savunurken görürsün ama canla başla. Sanki yani. Ömer, seni Zelig'e benzetiyorum bazen. Niye? Durumlara göre değişiyorsun çünkü. Sokrates de, Aristo da, Platon da bunlar da fikirlerini yazmışlar. Biz niye yazmayalım? Ne eksiğimiz var bu adamlarda? Entariyle dolaşmadığımız için mi oluyor bunlar? Doğru. Sen entarilisin bugün ama. Bir gün programa entariyle gelsene. Ya of artık. Bir de Selçuk Erdem'i de çağıralım. Birlikte bitirelim programı. Gerçekten çok bilmiyorum ama o kadar sıkılmışım ki. Bir sakal, iki koçbaşı. Koçbaşı var ya. Bir de höle höle Zeus dediğim bir şey var. Antik felsefede ve genel olarak antik kültürde höle höleye ver, birisi höle höleye yaslandı mı ben orada yokum yani. Höle höleyi hiç sevmiyorum. Peki bugün o zaman felsefeyle dalga geçme günü ilan edelim. Hadi biraz daha geçelim. Mesleğin sorulduğunda sen neyim diyorsun? Çok güzel bir soru. Eskiden felsefe tarihçisiyim diyerek tarihçilere yamanıyordum birazcık. Şimdi üniversitede hocayım diyorum. Sorarlarsa da felsefe diyorum. O zaman şöyle bir şey oluyor mu? Çünkü onu okumuştum bir felsefe tartışma grubunda. Bir sürü insan var felsefe doktorası falan yapan. Ya söylüyoruz hep işte ya biz de ben de çok meraklıyım deyip Sofi'nin dünyasını anlatıyorlar diyor. Oluyor mu öyle bir şey? Oluyor tabii, çok oluyor. Ben biraz da iyi buluyorum esasında, Türkiye'de felsefeye bayağı bir ilgi var. Bu sosyal medyada bile epey var. O gerçekten felsefe mi? Sahte felsefe mi? Bilmiyorum, bence o ayrımı yapmak yerine her zaman olduğu gibi ben bir değer yargısı vermeyip olay sanki felsefeymiş gibi düşünecek olursak bu neye işaret ediyor? İnsanların haklı ya da haksız olarak felsefeye izafe ettikleri bir şey var ve bu karşımıza bir fenomen çıkartıyor. Yani felsefeye bir ilgi var. Peki bu neden? Bence şey biraz esasında çok yasak oldu. Her şey yasak olduğu için felsefe de çok soyut olduğu için belki orada bir özgürlük alanı insanlar yakalıyor olabilir ve evet insanlar bence düşünmek istiyorlar. Düzenli düşünmek istiyorlar. Düzenli konuşmak ve düzenli bir şey dinlemek istiyorlar. Aslında ona bir özlem var. Bu da esasında dile ilişkin meselelerin bizim mutluluğumuza ne kadar bağlantılı olduğunu da gösteriyor aslında. İfade edemediğimiz zaman iletişim kuramama hissi çok büyük bir mutsuzluk sebebi aslında. Mutsuzluğun bence Türkiye'de de dünyada da olabilir. Mutsuzluğun epey de bir kısmı kendini ifade edememe, kendi sesini duyuramama, anlaşıldığını hissedememe meselesinden kaynaklanıyor. Evet, ciddi bir ifade ve anlama ve dinleme sorunu var ülkede, haklısın. Evet ve hatta politik ya da ekonomik üzüntüler de bunun alt türleri gibi esasında. Yani insanın bir bisikleti satın alamaması ya da kirasını ödeyememesi aslında ya ben burada bir şey yapıyorum ve kiramı ödeyemiyorum. Bir tür iletişimsizlik varmış gibi duruyor. Yani yaptığım şeyle elde ettiğim şey arasında niye böyle bir tutarsızlık var diye düşünülebilir. Ya da ben böyle yaşamak istiyorum, böyle giyinmek istiyorum ama yaşayamıyorum. Bu da bir iletişimsizlik biçimi gibi duruyor. Peki ben utanırım mesela mesleğimi söylemekten benzer nedenlerle. Sen ne diyorsun? Mesela yönetmenim mi diyorsun? Sen reklamcıyım diyorsun galiba. Reklam yönetmeniyim diyorum. Yok, reklamcı değilim ben. İnsanlar onu yanlış biliyor. Yani bir reklam yönetmeni reklamcı değildir aslında. Reklamcılara hizmet veren bir üçüncü partidir. Ama tabii onca yıl onlarla iç içe ola ola belki bir yerinden bulaşıyordur ama yani reklamcılık başka bir şey. Ama yani şu halde sen de biraz ben de kendi mesleğini biraz icat etmiş durumdasın. Bunu İskender Savaşır öyle demişti mesela. Hem psikoterapist hem çevirmenlik yapıyor. Ne senin işin diye sorulduğu zaman ben kendim icat ettim diyordu. Benim kötü hikayem şudur. Daha önce de anlatmıştım başka bir programda.
kombi tamircisi geldi. Ne iş yapıyorsunuz dedi. İşte yönetmenim dedim. Biliyorum tabii gelecek soruları da. Ne yönetiyorsunuz diyor tabii. Reklam filmleri çekiyorum dedim. Ha niye uzun metraj çekmiyorsunuz dedi. Bir anda egzistansiyel bir soruya sürükledi beni. Benzer bir durum felsefede de olmalı. Çünkü daha önce de biz seninle bunu konuşmuştuk. Filozof değilsin. Değil. Ama bir yandan da filozofsun aslında bence. Niye? Çünkü felsefenin temel alanı aslında sistemli düşünmekse sen bayağı düşünüyorsun bir sürü şeyi. Ama gördüğün gibi başka filozofların dümen suyuna girerek düşünüyorum. Yani işte Platon'un mağarasından ya da Descartes'in Cogito argümanından arkasından gidiyorum. O anlamda mesela bağımsız. Ama onlar da öyle başlamadı mı? Olabilir, olabilir. Yani günün birinde ben de iş yapacak olsam bir tür felsefe gibi bir şey kuran insanlar var Türkiye'de, kurmuşlar. Ben kuramam, o başka da. Ha, bu çok merak ettiğim bir şey. Şimdi aslında felsefe kurmak ne demek? Yine soruyu infilak ettireyim. Yani cevap vermeyip soruya saldıran adam. Hep yaptığım şey biliyorum. Ama burada hakikaten samimi olduğum için. Ya felsefenin kurulan bir şey olduğu hep söylenir. Büyük filozoflara baktığımda onların yapmaya çalıştıkları, onların yaptıkları şey bir felsefe kurmak değil bence. Felsefe kurmak derken hep şunu düşünüyoruz. Önce bazı kavramlar, onları tanımlarsın, ilişkilendirirsin. Ve böyle bir mimari, böyle bir nasıl diyeyim, kristalden böyle bir yapı kuruyormuşuz gibi bir imaj gözümüzün önüne gelir ya. Ben hiç böyle görmedim. Büyük filozofların yapmaya çalıştığı şey bence daha ziyade tasvir etmeye çalışıyorlar. Betimlemeye çalışıyorlar. Burada olup biten şeyi doğru tasvir edebilir miyim? Ben şuradan bir şey kurayım ki işte feminizm güçlensin. Buradan böyle bir şey kurayım ki milliyetçilik yok olsun gibi bir havada ilerlenmiyor ama ben yanılıyor olabilirim. Dediğim gibi ben burada felsefe adına falan hiç konuşuyor değilim. Tamamen kendi adıma konuşuyorum. Dediğine ben de katılıyorum ama mesela galiba insanların aklına şey geliyor. Mesela egzistansiyalizm en ucuz olduğu için söylüyorum ben. Bütün bir sistem sunuyor ya. Bütün varoluşu açıklıyor. Yani diyor ki işte sen doğduğunda boş bir sayfasın. Kendini dolduruyorsun. Şimdi bunların hepsi aslında hipotez. Evet. Ve bir yandan da çok iler tutar yanı olmayan şeyler bunlar. Havada yani, kalıyor evet. Sonuç olarak. Ama bu egzistansiyalizmi değersiz kılar mı? Veya aslında sormak istediğim oydu. Yani Ömer bir felsefe kursa, Ömerizm diye bir şey olsa mesela. Bu arada adını nasıl koyuyorlar o da ilginç bir şey. Sıklıkla başkaları koyuyor biliyorsun. Sanatta olduğu gibi yani kübizme kalk Picasso hadi bırak kübizm yapalım birazcık da bu küre yeter değil mi? Bir felsefe kurmak demek tanım itibariyle onun yıkılmasını da içermiyor mu? Yani yıkılır o eğer sen bunu kurduysan. Çünkü insani olan bütün şeylere, bütün problemlere bir cevap bulmuş olamazsın sen Ömer olarak. Ya Ömer'i bırak Sartre olarak da, Aristo olarak da. Bir sistem kurmak hakikaten şart mıdır felsefeci hiç olmak değil, için? Hiç değil. Yani felsefe yapmak ve bir felsefe kurmak arasındaki ayrımı böylece yapabilmiş olduk yani dediğin şey. Doğru ve bir felsefe kurmak, buna yakın bir takım filozoflar mesela var. Mesela Deleuze felsefenin kavram yaratmak olduğunu söylüyor. Ama Deleuze'e baktığımda da benim gördüğüm şey gerçekten bilim insanlarından ziyade sanatçıları örnek alıyor aslında kendini. Yani bir sanatçı ne kadar yapıt eser kuruyorsa felsefeci de o kadar kurar gibi düşünüyor Deleuze. Ama benim ilgilendiğim yani Platon, Aristoteles, Hegel, Descartes gibi kişilere baktığımda benim gördüğüm şey yaşadığımız deneyime sadık kalmaya çalışıyorlar büyük ölçüde. Ama Aristo mesela böyle manyak bir evren düzeni de kurmuyor. Erkcan hocamız Aristo'ya bir gönderme yaptı. Fiziği bile çözdüğünü iddia ediyor aslında. Bu tabii, garip. Tabii. Yani bu bir kişilik bozukluğu değil mi aslında? Niye? Nasıl o kadar emin olabiliyor? Emin değil yalnızca. Diyor ki yani böyle olamaz, böyle olmaz, böyle olabilir mi? Dört ihtimal var. Bunu deniyor. Yani Aristoteles'in eserlerini okumaya başladığınızda nasıl akıl yürüttüğünü bir yere kadar görebiliyorsunuz ve mantıksız değil. Yani diyelim şu. Zaman sonlu mudur, sonsuz mu? Aristoteles zamanın ezeli ve ebedi olduğunu düşünüyor. Bugün biz fiziksel açıdan bakıp Big Bang'den itibaren bizim gözlem olanaklarımız dahilinde bu soruya bir cevap verebiliriz ve Aristoteles'e doğru ya da yanlış diyebiliriz. Mantığı var diyorsun. Argüman ortaya atıyor. Ama çok çabuk sonuçlara varıyor. Berkcan'ın örneğinde bir kamyonetin üstünde gidiyorsun, zıpladığın zaman düşmen lazım. Bu Aristo'nun fiziği dedi. Çünkü şeyi düşünüyor, o ondan koptuğun zaman uzayda ayrı bir şeysin diye düşünüyor. Şimdi bu yanlış. Yani biliyoruz bunun yanlış olduğunu bugün. Ama Aristo çok büyük bir şeyle savunuyor galiba değil mi? Orijinal metni. Değil, 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 değil. İşte yani metne dönüp baktığınızda bir kere şunu fark ediyorsunuz. Aristoteles'in öncelikli olarak ilgilendiği şey kesinlikle bu değil. Aristoteles'in fizikten anladığı şey de bu değil. Ayakcan Hoca'nın vurguladığı da oydu. Yani bizim direkt gözlemlediğimiz sağduyusal bir dünyanın fiziğiydi. Zaten fizik de bununla uğraşıyor. İşte aslında fizik de bununla uğraşıyor. Yani theory of everything de zaten araştırılan şey. Bütün bunları kapsayacak bir tür, Yunanca söyleyeyim, megalisentaksis. Batlamyus'un eserinin ismi. Batlamyus, İskenderiye'de kendisine gelen astronomik verilerin, öğretilerin tamamını alıp sentezlemeye çalışıyor. Aristoteles'in de yaptığı bundan çok farklı değil. Başka bir deyişle bilim insanları ve felsefeciler yepyeni sistemler kurmaktan ziyade gerçekten kendilerinden önce gelmiş bütün sistemleri
derleyip toplayıp bir temize çekme anlamında kendi sistemlerini kuruyorlar. Biz sanat tarihi, biraz senin de soruların oradan geliyor bence. Sanat tarihi ve özellikle de romantizm sonrası sanat tarihinden etkilenmiş olduğumuz için bir kişinin çıkıp kendilerinden öncekileri yok sayıp yepyeni bir sistem önerdiği, kurduğu izlenimi içerisinden ona bakıyoruz. Oysa olan o değil. Ne bileyim ben, Johann Sebastian Bach'ın müzik yapması gibi büyük bir ihtimalle ben kendi duygularımı ifade edeceğim demekten ziyade Paskalya geliyor, işte besteler yapmamız lazım. Ne var? Büxtehude var elimizde ya da İtalyan motifleri var kendi ezberinde ya da aldığı notlarda. Onları sentezliyor ve o sentez içerisinden bir şey çıkartıyor. Biz dönüp baktığımızda işte Bach'ın çok büyük eseri diyoruz. Bach kendisinden önceki bütün müzik tarihini bilmem ne yaptı falan diyoruz. Oysa yapılan şey bir sentezleme işlemi büyük büyük ölçüde. Postromantizmle birlikte bu şey geliyor. Geçmişe. Bir adam gelir. Bir adam gelir ve bir yıkma. Bu acayip çok vardı değil mi sanat tarihinde? Geldi ve yıktı. Sözcükleri kırdı. İşte tuvali yırttı. Oysa dönüp Homeros'a bakmamız lazım. Yani Homeros belki pek çok kişiydi ama her halükarda tek kişi ise de çok kişi ise de kendilerinden önce toplanmış şeyleri derliyor. Bir derlemeci ve Rapsod falan da bundan geliyorlar. Dikiyor onları birbirine. Ve ben bu anlamda aslında doğru modellerden bir tanesinin DJ modeli olduğunu düşünüyorum. Yani farklı besteleri alıp onları sentezliyor ve bu anlamda da tam anlamıyla bir orijinallik iddiası da yok. Böylece kendi varlığınızı da çok güzel şey yaptın. Rasyonalize ettiniz hocam. Teşekkür ederim. Niye? Şeyden dolayı ben sürekli Platon'dan, Aristo'dan söz ediyorum. Yani. Biraz öyle. Biraz neye de benziyor biliyor musun? Yani bu benim izlenimim ve bulanık bir şey ama senelerce fotokopiler birikir üniversite fotokopicilerinde. Öğrenciler not alır, fotokopisinin üzerine başkası not alır ve el yazmaları da zaten buna benzer. Sonra birisi der ki dur ya, bunlar bayağı karıştı. Ben bunları bir temize çekeyim. Sen zannedersin ki yeni bir eser değil. O yalnızca temize çekme. Hatta pek çok kitap birikmiş notların artık yeter, bunlar da çok saçaklandı, ben bunları bir temizleyeyim kaygısıyla oluşturulmuş şeyler. Biz postromantikler ne diye düşünüyoruz? Oturuyorum ve yeni kitabımı yazacağım. Ne konuda yazayım? Yeni bir film yapacağım. Bir anne oğul öyküsü yazacağım. Annenin adı, yani anlatabiliyor muyum? Öyle bir film çekeceğim. Öyle bir film çekeceğim gibi. Ve groundbreaking hep de budur. Hep bir kırılma, parçalanma. Bu da şey, Amerikalıların işte ucuz filmlerinde bir kütüphaneye girince mutlaka kütüphaneyi yıkması meselesini andırıyor. Çok güzel. Ya son bir yıldır arkadaşlarımı dumura uğratan bir oyun keşfettim hocam. Soru şu: bugün bu halimizle ve bu bilgimizle antik Yunan'a dönseydik dünyaya ne katabilirdik? Çoğu durumda üzülerek şunu buluyoruz: hiçbir şey katamıyoruz hocam. Bir defa sözelci olmak zaten büyük bir dezavantaj. Ben çok eğleniyorum bu oyunda ama şimdi sen orayı da çok iyi bildiğin için sen daha iyi oynayabilirsin. Bu felsefe bilginle gitsen Aristo'yla konuşma şansına sahip olsan acaba dünya felsefe tarihini değiştirebilir misin? Ben şunu derdim Aristoteles'e. Bak abi bak şimdi. Baştan başlayalım. Önce hangi dilde konuşacaksınız? Ha, çok güzel. Benim eski Yunanca konuşmam lazım. Ben hiç eski Yunanca konuşmadım. Eski Yunanca ölü bir dil olduğu için seslendirilmek üzere öğrenilen bir dildi. Yalnızca yazılmış olanı okuyup anlayabilmek üzere öğrenilen bir dil. O yüzden orada zaten çuvallıyor. Farz edelim ki dil problemini çözdüm. Pıt diye orada belirdin. Diyelim ki uygun kıyafetler var üzerinde. Aristo'yla görüşmek mümkün mü mesela? Bakayım, zamanına bağlı. Okulun içinde bir yerlerde olabilir ya da daha da önemlisi Büyük İskender'in çocukluğunda belki, o zaman da yine saraylarda ise tabii o zaman ulaşmak zor olabilir. Sokrates'e ulaşmak en kolayı o. Sokrates tipik olarak hep söylenir, hep pazar yerinde, hep piyasa yerinde, hep ortalıkta olan bir adam. Platon'un durumu karışık. Okulda bulabilirsin. Okulda yani şehrin biraz dışına çıkman lazım. Aristoteles'in de okulu varmış ama o okul nasıl bir yer? Biz okul deyince dedi. Selçuk Erdem bir karikatür de güzel ama karikatürün dışında her yerde kullanılması, Selçuk Erdem'den alıp veremediğim hiçbir şey yok. Selçuk Erdem karikatürü gene gözümüzün önüne geliyor. Bir kere görkemlilik gözümüzün önüne geliyor. Büyük klişe ve beyaz. Evet, benim aklıma hep şey geliyor. Efes'teki harabeler gibi bir yerde Aristo orada böyle duruyor. Evet, hep bir öyle var işte. Öyle değil mi aslında? Ya ben niye öyle olsun bir anda insanlar? Biz öyle müyüz ya? Yani? Sen bayağı öyle şu anda konuşuyorsun işte abi. Hayır ama İlker falan demiyorum yani. Yok, onu kastetmedim ama. Peki, burayı geçelim. Yani bir şekilde okula gittin. Yanında da ben varım mesela, atıyorum. Adam bize ne der? Yani merhaba, hoş geldiniz, sizi bekliyordum demeyeceği kesin. Eski Yunanca diyelim konuştuğumuzu farz edelim. Konuştun. Konuştun. Ne dersin adamı? Ben şunu derdim. Bu denizler var ya, yeterince güç
güçlü bir gemin olsaydı, sen buradan çıkıp biraz daha devam etseydin, çok uzaktaki bazı adalara gitseydin, denizleri aşabilseydin, o denizleri aşabilecek malzemen olsaydı, gemi yapım teknikleri, ki bunları ikimizden de çok daha iyi bilen bir kişi o bu arada. Ve o madenlerin çıkarılması mümkün olsaydı, sen öyle adalara gidecektin ki senin iki farklı tür olduğunu düşündüğün kuşların esasında ortak bir türden gelmiş olabileceğini düşünebilirdin en azından. Ve onu düşünebilmek için de o gemilerle biraz daha devam etseydin ve çok soğuk olan kutuplara gitseydin, o kutuplarda buz parçalarını kesip o katmanlara bakabilseydin, o katmanların arasından akıl yürüterek karların ne kadar zamanda birikmiş olabileceğini hesaplayabilseydin, bunlar basit akıl yürütmeler ve ampirik şeyden yola çıkıyor. Orada anlayacaktın ki dünya değişmiş. Sen Darwin'i mi öğretmeye çalışıyorsun? Değişmiş. Tabii Darwin'in mesela bu adımlarla neden öğretemeyelim? Ama Hadilan demez miydi? Hadilan diyebilir tabii tabii. Her şey Hadilan diyebilir. Ama Hadilan dediği anda da cevabım şu olurdu. Yahu sen Hadilan dedin de bu türlerin sabit ve ezeli ve ebedi olduğu yönündeki öğretinle çelişen çok açık bir şey var. Çiftçiler tohumları çaprazlıyorlar. Hayvan türlerini bal gibi çaprazlıyorlar. Eğer bunu biz yapay olarak yapabiliyorsak neden doğada da hayvan türleri çaprazlana çaprazlana ilerlenmesin sayın? Sence ikna edebilir miydin? Aristoteles'ten hemen önce yaşamış. Aristoteles'in tanıdığı Empedokles diye birisi var. Dört öğeden söz eden bir adam. Şimdi ayrıntılarını çok iyi hatırlamıyorum ve çok doğru söyleyemeyeceğim ama Aristoteles'in anlattığına göre Empedokles insan anatomisinin böyle olmasının sebebinin farklı farklı organlarımızın kendi başlarına ayrı ayrı dolaşırlarken tesadüfi şekillerde yan yana gelip bir arada takılmaları, uyuşanların bir arada kalmaya devam ettiği, uyuşmayanların yollarını yine ayırdığı yönünde bizim için doğal seçilimi çok yakından düşündüren bir öğreti ortaya atıyor. Ve Aristoteles diyor ki yok olmaz öyle. Olmaz öyle saçma anatomi diyor sonuç olarak. Aristoteles ama buna karşı argümanlarını getiriyor. Yalnızca olmaz öyle saçma şey deyip bırakmıyor tabii ki. Diyor ki eğer öyle olmuş olsaydı Ömer'in anatomisiyle İlker'inkini ve Serpil'i, Gülsen'inkini de aynı o olmasının sebebini açıklamamız lazım. Neden acaba işte kafasından bilmem ne çıkan bir başka varlık yok vesaire. Neden insanların anatomileri birbirlerine benziyorlar peki o zaman sayın Empedokles diye soruyor Aristoteles. Ama o zaman Empedokles ölmüştür büyük ihtimalle. O zaman ölmüştür tabii ki. Biz şu anda şey yapıyoruz. Arkasından saydır. Biz de onun üzerine diyoruz ki ben Aristoteles'cim ben o yüzden sana zaten zamanın çok uzun olduğunu söyledim. Eğer zamanın bu kadar uzun olduğunu yani sence ezeli ve ebedi ama değiştiğini düşünseydin anatomilerin eğer. Sen buna ikna etmeye çalışacaktın. İkna etmeye çalışacaktın. O da olmayacaktı büyük ihtimalle. Aslında ben oraya gelecektim. Ben bu konuyu çok düşündüm. Ama seninki gibi değil. Sen sonuçta adamla aynı alanda olduğun için ve ben Aristo diye kısıtlamıyorum. Gittim. Gerçekten o dünyaya katabileceğim hiçbir şey olmadığını gördüm. Evet. O ilginç bir mesele. Ben de mesela onların hayatlarını kolaylaştıracak ne getirebilirdim diye soracak olsam bir sözelci olarak ben de başarısız. Ama şu çok ilginç. Halbuki biz her şeyi biliyoruz. Aristo'dan çok daha fazla şey biliyoruz bir yandan. Ama bir yandan da hiçbir işe yaramıyor bu bildiklerimiz. Peki sayısal tarafı bir kenara bırakalım. Yani mühendislik vesaire gibi. Sözelci olarak ne bildiğimizi düşünüyoruz ki? Ya biz bugün neler biliyoruz? Hayret bir şey 2500 sene önceye gidip katkıda bulunamamak ne kadar ayıp dememize sebebiyet veren şey ne? Hocam galiba pek bir şey bilmiyoruz. İşte yani sözele geldiğimizde bu biraz şuna geliyor. İnsan gerçekliği tuhaf bir şekilde fizik gibi şeylerden belki de çok temelde farklı. Belki de aynı şeyi yaşıyoruz. Ben bunun üzerine düşündüğümde bundan birkaç bölüm önce sözünü ettiğim insan diline özgü olan aktarım özelliğinden söz etmiştim. Arılarla insanları karşılaştırırken kabaca şöyle bir şeydi. Yani insan diline özgü olan şey birinci elden deneyimlenmemiş olan şeylerin aktarılması ve anlaşılması. Bu şu anlama geliyor aslında. Ben anladığım bir şeyi bir sözelci olarak sonraki kuşağa aktarabiliyorum. Ama işin şöyle bir kötü tarafı var. Sonraki kuşak benim birinci elden deneyimlediğim şeyi birinci elden deneyimlememişse benim anladığım kadar iyi anlamıyor. Şunun için söylüyorum. Sözel konularda kuşaktan kuşağa bilgi aktarımı ya da fikir aktarımı yapılırken fire büyük oluyor. O yüzden de birkaç kuşakta bir eski fikirleri yeniden tazelemekten başka bir şans yok. Basit bir şekilde ben Raffaello'nun neden büyük bir ressam olduğu konusunda biz ezbere konuşmamız dışında yapmamız gereken bir iş var. Raffaello'nun büyük bir ressam oluşunun sebebini yeniden keşfetmemiz lazım aslında.
Yeniden Rafael olmamız lazım. Evet, yeniden keşfetmemiz lazım. Oradaki içgörüyü yeniden yaşatmamız lazım. Yeniden başlatmamız lazım. Galileo'nun neden ilginç bir bilim insanı olduğunu ya da Pisagor teoreminin esprisinin ne olduğunu anlayabilmek için yeniden bizim öze dönmemiz lazım ve onu baştan keşfetmemiz lazım. Severim bu soruyu sormayı. Okulda antik felsefe tarihinin ilk oturumunda üçgenin iç açılarının toplamı neden 180? Tipik olarak mesela yuvarlaklar düşünüyorlar. Hemen böyle pergeller uçuşmaya başlıyor falan filan. Öğrencileri ayıplamak için bunu soruyor zaten değilim. Ama kafada bir şeyin bulanık olmasının güzel bir örneği bu esasında. Tabii. Yani galiba biliyorum ama tam da bilmiyorum. İşte bu bizim, düşün, bu kadar net olan bir konuda bile ve bu kadar temel bir konuda bile bulanıklıktaysak sözel konularda aşırı bulanıklıkta olmamız şaşırtıcı değil ve kuşaktan kuşağa bir bilginin bir türlü aktarılamamız biraz sinir bozucu. Tabii ki belki ilerlemeci bir tarih öğretisine inanan insanlar vardır ama senin söylediğinden çıkan sonuç galiba bu. Yani sözel meselelerde kuşaktan kuşağa birikim çok daha az oluyor. O kadar ki 2400 sene sonra geriye döndüğümüzde anlatacak pek de bir şeyimiz yok. Yani kıskançlık hakkında, korku hakkında, çocuk büyütme hakkında acaba bizim eski Yunan anlatacağımız çok şey var mı? Hatta kadın ve köleliği düşünelim mesela. Büyük ihtimalle ikna edemeyiz. Yok. Ben aslında senin ilk dediğini desteklemek için bunu ortaya at. Şey gibi geliyor ya, oho giderim orada abi mahvederim ortalığı falan. Evet, yok, o ilerlemeyi varsa. Yok öyle bir şey. Sen sözel konularda en azından ilerleme olmayabileceğini abi, söyleyeyim. Abi düşündük, öbüründe bile çok zor biliyor musun? Mesela bir arkadaşım şey dedi, pil yaparız dedi. Oğlum ne yapacaksın? Pili ne yapacaksın yani? Bir yapamıyorsun zaten yani. Yaptığını bile farz etsen yani. Yani malzeme yok. Taş var ya, bir tek taş. Hani Ebru'ya şey dedim, sen mimarsın, mimarlığı öğret falan dedim. Benden çok daha iyi biliyorlar dedim. Evet. Yani o zaman, sadece o zamanın unsurlarıyla sanki böyle kaplanmış ve... Çok güzel bir soru. Ve bu biraz şuna da getiriyor. Kabaca insanın dertleri anlamında kabaca aynı yere döneceğiz. Yani gene elinde güç olan kişiler olacak. O güç olan kişiler arasında anlaşmazlık olacak. Bölünmeler olacak. Parçalanmalar olacak. Bu adam kim diyecekler olacak, geldi bir. Kim diyecekler ve bu bizim hiç tanımadığımız bir olgu sanki yani. Hayatta en bildiğimiz gayet sıkıcı insanlık hikayesine geri dönmüş olacağız bu anlamda. Bu bir anlamda moral bozucu bir şey. Bunca yüzyıl geçiyor, ilerleyemiyoruz bir yandan. Bizim cehaletimize ilişkin de tabii hiç iyi bir işaret değil. Geçenlerde Cem Yılmaz'ın bir röportajı vardı da şey diyor. Ya bu sözelciler çok kötü, sayısalcılar daha iyi diyor. Gerçekten ben de yürekten ona inanıyorum aslında. Yani dünyada olan iyi şeylerin çoğunu maalesef sözelciler yapmıyor. Doğru. Ama şu da yok mu acaba? Bir sözelci olarak tabii ki. İnsanın default hali aslında sayısalcı değil, sözelci. Yani dili kullanmak, başka insanlarla konuşmakla sayısal işlem yapmak, hesap yapmak ikisi aynı rafta da, aynı kefede de değil. Bizim default halimiz daha ziyade sözel. Ama mesela sen arıcılıkla ilgileniyorsun ya. Mesela oradan bir şey yapabilirsin belki. Oraya katkı mı? Hı-hı. Evet, ama ne için, ne peşindeyiz? Yani onların balla ilgili bir problemi mi var? Onlar da işte 19. yüzyılda üretilen çekmeceli kuvanları mesela. Peki. Yani evet, bravo. 2400 sene sonrasından birisi geldi ve kolaylıkla kaldırılıp indirilebilen ve temizlenebilen kovanlar getirdi ve geri gitti. Allah razı olsun. Peki bu bir zıplama yaratmaz mı mesela bal üretiminde? Gerçi neye yarayacağını bilmiyorum. Ama niye? Yani problem o. Problem o, bir nesne ancak o bağlam içerisinde mantıklı. 19. yüzyılda o teknolojinin çıkmasının sebebi de bir bağlam sonuçta. Bütün bunlar esasında Thomas Kuhn'a bilimlerin tarihini tek bir çizgi olarak değil de kırılmalarla gerçekleşen bir tür paradigmalar serisi olarak düşünmemiz gerektiğini ilham etti ve oradan çıkan çok güzel bir mesele daha var. Ve senin vurguladığın bir konuyla alakalı. Kuhn kabaca şunu söylüyor. Diyor ki bir paradigma, diyelim ki aristofizi, bir süre devam ediyor ve diyelim ki bir kırılma. Yani paradigmada artık o paradigmanın açıklayamadığı şeyleri açıklayabilen ve o paradigmanın dışından bir gözlem, bir başka bir şey var. Diyor ki çoklu olarak, bu da senin sevebileceğin bir fikir. Herkes bırakıp aristofiziği yanlışmış ya, durun bütün bu ders kitaplarını çabuk toplayın. Bütün öğretmenleri toplayın. Ben şimdi bir Zoom toplantısı yapacağım. Yeni Newton fiziğini, Galileo fiziğini anlatacağım mı diyor. Yani on yıllarca, bazen yüzyıllarca o kalıntılar sürüyor. Yani eski paradigma, ne yapalım biz de bunu öğretmek zorundayız gibilerinden varlığını sürdürüyor ve o iki paradigmanın biraz üst üste olduğu, sürtüştüğü, örtüştüğü. Yani bilim tarihini biz bilim insanlarının kafalarına gelen fikirlerin dizisi olarak düşündüğümüz müddetçe bilimin yapıldığı kurumların ne kadar belirleyici olduğunu göremeyeceğiz ve böyle olunca da bilime ilişkin gerçekçi bir resme sahip olamayacağız demeye çalışıyor. Yani kilise, okulların, onlar şey mi yapıyor? Evet ya, elma düştü demek ki işte evrensel kütle çekimi varmış. Aslında yine iktidar ilişkilerine geliyor. Biliyordum buraya doğru geleceğini. Güzel, daha önceki tartışmamıza gelmiş olduk esasında. Şimdi ta en başa bağlayacağım. Dedin ya, iyimserliği düşündün mü diye. Şu
şunu düşündüm. İnsanlık müthiş bir şey değil mi? Başarılan şey, başardığımız diyemiyorum çünkü içinde çok az katkım var ama toplu olarak başardığı şey muazzam bir şey. Ay'a gitmesi falan filan. Dediğin gibi tek birisi değil bu. Tüm bir insanlıktan söz ediyorum. Büyük harfle insanlık. Ve kurumlarıyla tabii. Yani kurumlardan kasıt eğitimi. Ama biraz yavaş mı? Büyük işler derken yani şaşırtıcı. Şaşırtıcı yani iyi ve kötü anlamda. Yani şöyle düşün ki şu anda dünya üzerindeki memeli hayvanların %65'i galiba bizim yemek üzere beslediğimiz, yetiştirdiğimiz hayvanlar. İnsanlığın doğaya yıkım akıl almaz bir noktada yani. Ama dediğine katılıyorum. O da bedeli değil mi işte? İnsanlığın kendisiyle sarhoş olması da eğlenceli bir şey. Bunu ben düşündüğümde bazen aklıma ne geliyor biliyor musun? Elini aynayı almış, odanın içerisinde müzik dinleyerek böyle dönen ve dans eden bir insan görüyorum. İnsan. Ama şunu karıştırma. Ben hiçbir payım yok benim bunda. Ya ben ona üzülüyorum. Yok aslında. İnsanlık ya kendine aynada bakıp yani. Ama şunu diyorum. Aslında çok az sayıda insanın çabasıyla bu olmuş gibi geliyor bana. Ben de bunda bir katkım olsun isterdim. Çok isterdim ama yok maalesef yani. Evet dediğim bence burada kurumlar kilit. Bence kişiler değil daha ziyade kurumlar ve dahil olabileceğimiz şey kurumlar olacak gibi geliyor. En azından kurumlar biraz bunun için var. Biz bireysel olarak insanlığa katkıda bulunuyormuşuz gibi bir izlenimimiz var. Bu da bence postromantik bir şey. Yani romantizm döneminden sonra bireyin bu kadar ön plana çıkması, dahi gibi kavramların ortaya atılması ve geçmişi yıkarak, yok ederek yeni bir şeyin kurulması, paradigması bence bizi biraz zehirlemiş durumda. Onu kompanse etmek lazım, telafi etmek lazım. Onun da yolu daha ziyade kurumların, yapıların önemine bakmak. Biraz Flu TV belki böyle bir şey. Belki daha geniş olarak sosyal medya yeni bir tür kurum olarak düşünülebilir. Yani senin dahil olduğun bir şey var mı sorusunun cevabını araştıracaksak orada mesela arayabiliriz. Zaten aslında işte geçen bölümde dediklerine ilişkin bütün bunları ortaya döktüm. Birlikte ancak yapabiliyorsun. Evet, evet. Yani bir adam geldi yaptı durumu olmuyor hakikaten. Evet. Ve oradan da şunu soracağım. Dolayısıyla bir ömerizm geliştirmemiş olman seni değersiz kılmıyor aslında. Hiç. O ömerizm gibi şeyler çok yeni bir şey. 2400 senelik bir alanı çalışmanın en büyük avantajlarından biri de bu. Yani 200 sene önce, 300 sene önce olmuş bir şey görece yeni imiş gibi bir bakış açısından bakma opsiyonu sağlıyor insana. Onun da en büyük avantajı özellikle moderniteyi ve en çok da romantizm ve romantizm sonrası moderniteyi görebilecek bir dış perspektif elde edebilmek. En çok insana kazanım getiren şeylerden biri de o esasında. Bireylere öncelik veren bir tarih anlayışından sıyrılmak çok daha mümkün olabiliyor. İnsanlık tarihinde 2400 sene önceye gidip insanlara anlatabileceğimiz bir şey biçiminde değil de bu 2400 senede sözel olarak ne gibi katkılar elde edildi diye soracak olursak bence en önemli kavramlardan biri aslında özgürlük olacak. Yani özgürüz anlamında söylemiyorum ama özgürlüğe ilişkin büyük bir deneyin içerisindeyiz. Özgür düşünceden mi bahsediyorsun? Yo bayağı ben insanların özgür olması yani yönetime katılmaları ve yönetimde kendilerini görme beklentilerinin bile olması bir tür kazanım. Biliyorum bugün özgür bir dünyada yaşamadığımızı ben de çok iyi biliyorum ama en azından özgür bir dünyada olabileceğimize ilişkin bir fikrimiz olmasaydı bu konuda hayıflanıyor bile olamaz. Aristo döneminde yaşasaydın böyle bir şey düşünmeyecektik bile. Evet mesela kölelik var Aristoteles'te. Doğal kölelik. Dolayısıyla sabit bir kategori. Burada da zevkli bir dipnot koyayım. Aristoteles'in vasiyeti bugün elimizde. Çok tuhaf tesadüf sonucu. Ve orada hani bir kişinin çok özel, mahrem bir metnini görüyorsunuz. Bir filozofun. Çok değerli bu açıdan. Ne diyor? Çok tatlı. Okunabilir. Türkçe'ye de çevrildi. Şunu diyor. Bizim kızı işte evlendirin diyor. Ona iyi bir koca bulun diyor. İşte oradaki mülkü aman ha şey yapmayın. İşte kitapları Teofrastos'a bırakın diyor. Ama şunu söylüyor. Bizim bir köle vardı diyor. Onu azat edin. Herkes diyor ki ulan hani doğaldı bu kölelik? Kölelik doğalsa niye azat ediyorsun? Vay adi falan diye şey yapıyorlar. Çok damarına basarlar. Çok iyiymiş. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.